Moskova'ya gidelim. Vatan Partisi temsilcisi, Rusya temsilcisi Doktor Sayın Mehmet Perinçek Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Perinçek hoş geldiniz gün ortasına efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, gündemde önemli başlıklardan biri tartışılmaya ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şehit isyanı, ayaklanması, hedefleri. Önce e, yapılan bu yorumları, verilen destek mesajları nasıl değerlendirirsiniz gündemdeki bu sıcak başlığı. Buyurun. Yani bu şey, Sait, e, te bakış meselesi sadece tarihsel bir olayı e, inceleme meselesi veya e, tarihsel bir konuyu araştırma, bunun üzerinde fikir yürütme e, meselesinin çok e, ötesinde. Aslında Türkiye'de nasıl bir e, düzen kurmak istiyorsunuz? Türkiye? ye ne vaat ediyorsunuz? E bunun e, anlatıyor bütün bu şey Sait ile ilgili yapılan açıklamalar ve e, yorumlar. E şey Sait isyanı e, özünde e, emperyalist destekli, e, cumhuriyeti e, tamamen hedef alan. Bugün PKK neyse, bugün e, işte IŞİD'i, şu su busu e, neyse, e, aynı e, işlevi gören e, iş, isyanlardan e, bir tanesi. Dolayısıyla e, Sayite destek vermek demek. Bugün e, PKK'nın yanında saf tutmak demek. E, IŞİD'in yanında saf tutmak demek. E, Cumhuriyete e, meydan e, okumak demek. E, yapmak istediğiniz gelecekte yapmak istediğiniz de e, programı e, ve partinizin siyasal hareketinizin oynadığı rolü de çıplak bir şekilde aslında Şeyh Said isyanına bakışta da net bir şekilde görebiliyoruz. Peki şimdi tabii ki geçmişte yaşanan olaylar hedefin cumhuriyet olduğunu söyledik. Yeniden gündeme geldi diyoruz. Şimdi AK Parti Abdurrahim Fırat Şeyh Said sahipsiz değildir dedi ve hemen ardından İyi Parti milletvekili Selim olduğundan da bir açıklama geldi. Tepki gösterdi. Ee, yine çok değerli bir isim olduğunu söylüyor. Şimdi neden? Mecliste bu önerge verildikten sonra yine sahip çıkmalar olduğunu görüyoruz ve ensari oldu bu arada Meral Akşener'de disipline sevk edildiğini söyledi açıklamaları nedeniyle. Buyurun. E, herkes tabi e, koyduğu hedeflere ulaşmak için e, tarihsel belirli e, güçlere tarihsel belirli kişiliklere e, sarılacaktır. E biz nasıl Türkiye'de e, Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruz, Türkiye'nin e, demokratikleşmesini savunuyoruz, Türkiye'nin e, laikleşmesini savunuyoruz, Türkiye'nin ekonomisinin e, bir üretim devrimiyle birlikte e, kalkınmasını savunuyoruz. Bunu e, yapmak için de e, tarihsel bazı e, kaynaklara da ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. E, bu burada da. Ee, nasıl Mustafa Kemal'e, e, Türkiye'nin milli demokratik devrim geleneklerine bunlara e, sarılıyoruz. Bunlardan hareket ediyoruz. Bunlardan besleniyoruz. Onların pratiklerinden e, diyelim e, dersler çıkartıyoruz. Ve e, onların o başarılarını e, bugüne e, uygulamak adına çeşitli e, fikirler, e, teoriler geliştiriyoruz. E, aynısını tabi e, cumhuriyeti yıkmak isteyenler de. Yapıyor. Cumhuriyeti yıkmak isteyenler de tabii ki e, tarihten e, gidecekler, şehzadillere e, sarılacaklar e, veya e, dersim e, isyanlarına sarılacaklar e, veya işte e, Kurtuluş Savaşı sırasındaki e, Mustafa Kemal'i, e, Ankara hükümetini hedef alan isyanları e, savunacaklar. E, bu bakımdan e, Cumhuriyeti yıkmak isteyen güçler e Şeyh Sayit'in yanında e, yer tutuyor. e Cumhuriyeti tekrardan kurmak yeniden bir devrimle kurmak isteyenler de e, Mustafa Kemal'in e, yanında e, saf tutuyor. E, bu da e, meselenin doğasında e, olduğunu e, söyleyebiliriz. Ve e, Şeyh Sayit gibi güçlerin Tabii Türkiye'de açık açık e, savunuluyor olması e, aslında bunun PKK'yı savunmaktan da hiçbir farkı olmadığını da ifade edebiliriz diyelim PKK da e, önümüzdeki süreçte bitirilecektir. E, tarihin çöplüğüne gidecektir. E 30 sene sonra, 40 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra tekrardan cumhuriyete meydan okumak isteyenler e PKK'ya da sahip çıkacaklardır. Aynı şey sayıda sahip çıkıldığı e, gibi e, bu bakımdan Türkiye'nin gözlerini, Türk halkının gözlerini açması açısından da tabi bu çıkışlar önemlidir. Çünkü şey sayitte bakış sizin sahip olduğunuz siyasi çizgiyi ve hedeflediğiniz Türkiye'yi çıplak bir şekilde ortaya koymaktadır. O bakımdan hem Ak Parti'nin çıkışı, hem iyi Partililerin çıkışı. Bununla birlikte sadece bu ikisiyle de sınırlı değil. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz. Sayınırız. O CHP CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamada bunlardan farklı değil. Şey sahipte de sahip çıkmak için illa e, biz işte şey sahip çok büyük adamdır, muhteşem adam adamdır e, demenize e, gerek yok. Özel dün yaptığı açıklamada e, şey sahipte sanki karşı çıkıyormuş gibi yapıyor ama. Cumhuriyet iktidarının Cumhuriyetin demir yumruğunun gericilik üzerinde ve emperyalizm üzerindeki demir yumruğunun bu isyanı bastırmasında işte çeşitli yaralar vesaire doğru olarak değerlendiriyor. E nasıl Türkiye Ankara hükümeti Yunan işgalcilere karşı, İngiliz, Fransız işgalcilere karşı e, silahlı bir ile onları kovduysa, nasıl onları e, askerlerini ve sahiplerini e, öldürerek e, güç kullanarak e, ülkemizin bağımsızlığını kazandıysa, aynı şey şehsiyet isyanına karşı da yapmıştır ve şehsiyet isyanı da silahla bastırılmıştır. Olması gerektiği gibi e, bastırılmıştır. E, bu bakımdan 30 Ağustos zaferi ile şehsiyet isyanının bastırılması arasında. Hiçbir fark yoktur. İkisi de büyük e, zaferdir. Empirizmin ve gericiliğin üzerinde kazanılmış e, büyük zaferlerdir. E, Bunlara siz yara olarak veya bunların işte e, işte halkın içerisinde Türk e, içerisinde çeşitli ayrımları yaratabilecek efendim çatlaklar olarak değerlendirirseniz e, bu meseleyi şey Said'in gözünden e, PKK'nın gözünden Türkiye'yi bölmek isteyenlerin gözünden ee, Yunanların gözünden, Amerikalıların gözünden oradan bakmış olursunuz. Dolayısıyla e, Şeyh Said, e, de sadece e, efendim destek e, kahramandı, muhteşemdi vesaire demekle e, bitmiyor. E, diğer taraftan e, Şeyh Said isyanının bastırılmasına yaklaşımınız da size e, bugünkü e, hedeflerinizi ortaya e, koyuyor. E yani şey sayıda hain diyemiyorsanız hı hı. E, o zaman bugün PKK'ya da hain diyemezsiniz. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları da, karşılaştığı tehditleri de e, ortadan kaldıramazsınız. E, zaten bu amaçla hareket etmedikleri için yani Türkiye'nin Amerikan tarafından kuşatılması planlarına itirazları olmadığı için e, HDP ile vesaire ile işbirliği içerisinde e, bulundukları için e, Seyit'e de hain e, diyememektedirler. Bu da yine e, Cumhuriyet Halk Partisinin de e, Ak Partiden veya İyi Partiden bu anlamda hiçbir şekilde Ayrışmadığını da bize göstermektedir. Evet yani Cumhuriyet düşmanı ya da bölücü diyemedi. Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ama tartışmalar devam edecek gibi e şunu da sormak istiyorum. Evet yani biz Şeyh Said Ayaklanması Cumhuriyet hedef diyoruz. Açıklamalar şunu da kısaca değerlendirmenizi istiyorum Sayın Perinçek izninizle. E, tarihi sürece baktığımızda 1925 yaşananlar ama Musul ve Kerkük açısından biraz daha açalım oraya? Önemi neler olmuştu ve gelinen noktayı o tarihte? E tabii şimdi e, 1900 e, şey Seyit İsyanına baktığımız dönemde e, hala Musul ve Kerkük meselesinin e, Lozan'dan kalan sorunlar olarak e, Türkiye'nin ve bölgenin gündeminde hatta bütün e, dünyanın gündeminde e, o dönemde olduğunu söyleyebiliriz. İngilizlerle bu temelde çeşitli e, görüşmelerin yapıldığını vesairelerin yapıldığını. E şimdi bu dönemde tabii e, böyle bir isyanın e, çıkartılması e Türkiye'de bu anlamda hı hı. E, zora sokma ve Musul'u ve Kerkük'ü de e, Türkiye'nin elinden alma hedefini e, güdüyordu. E, bununla birlikte Türkiye'de tabii gerici başka e, girişimler de o dönemde yaşanıyordu. Tek bir çok partili sisteme tekrardan e, geçme tartışmaları, e, şey, daha sonra e, başka partilerin kurulması e, meseleleri ve bunların yarattığı sıkıntılar yine e, gündemdeydi. Bununla e, birlikte e, tabii e, İngilizlerin Türkiye'yi tekrardan e, teslim almak için e, geliştikleri planlar e, vardı. E, bütün bu e, çerçevede e, Şehzade isyanının e, dış güçler tarafından hem cumhuriyeti hedef alarak hem de Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alarak kışkırtıldığını. E, görüyoruz, tespit ediyoruz. O dönemin belgeleri e, bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama sadece e, Cumhuriyet'in Ankara hükümetinin bakışı değil, bununla birlikte e, Sovyet iktidarı da Türkiye'nin o dönemki e, Müttefiki konumunda bulunan emperyalizme karşı e, mücadelede e, sadece Kurtuluş Savaşında değil, Kurtuluş Savaşı sonraki e, süreçte de işbirliği içerisinde bulunan. E, Moskova da çok net bir şekilde şeşet isyanının özünü e, değerlendiriyor. E, ben Sovyet Devlet kaynaklarında Kürt isyanları e, başlıklı kitabımda da hem e, gizli raporlar üzerinden hem o dönemdeki e, medyada gazetelerde çıkmış karikatürlerden tutunda e, yazılara e, kadar e, birçok e, belgeyle ikinci e, kaynakla e, o dönemin Sovyet iktidarında e, bütün e, isyanları yani sadece Şehzade isyanının değil Tabii. Dersim isyanında daha sonra e, daha doğrusu Şehzade'den sonraki e, 27-28 yıllarındaki insan isyanlar ağrı isyanı e, ve sonrasındaki bütün e, bu isyanların hepsinin e, emperyalizm destekli olduğunu ve Türkiye'nin çağdaşlaşmasına e, Türkiye'nin hem bağımsızlığına olduğu gibi Türkiye'nin aydınlanmasına karşı da hı hı. E, bir hareket olduklarını e, tespit e, Sovyet yetkilileri de tespit etmişlerdir ve Türkiye'nin e, bu isyanları güç kullanarak bastırmasında e, alkışlamışlardır doğru bulmuşlardır ve bunu büyük bir zafer olarak da değerlendirmişlerdir sadece Sovyetler Birliği değil bununla birlikte. O dönemde e, faaliyet yürüten Türkiye Komünist Partisi de bunu e, net bir şekilde görmüştür. Onların da e, birçok e, raporları, yayınları e, Şeyh Said isyanının, Özgür Özel'in söylediği gibi aman yaralar açmıştır bilmem ne falan şeklinde değil, bu isyanların bastırılmasını hatta daha da şiddetli olarak bastırılması gerektiğini ifade etmişler ve bunu da alkışlamışlar ve büyük bir zafer olarak da <laughs> e, ifade etmişlerdir. Evet, bu ayaklanma ayrıca değil mi bir askeri ve mali olarak da bir yük getirdi o dönem. Evet tabi yani bunlar e, her dönemde e, terörle mücadele, bölücülükle mücadele, gericilikle mücadele, e, bugün de olduğu gibi e, kesinlikle tabi yükler getiriyor ama tabi bu yüklerde e, ülkenin bağımsızlığı ve aydınlanması açısından da e, tabi kaçınılmaz. Sayın Perinçek, e, eklemek istediğiniz bir başlık varsa lütfen alalım. Yani bu o Şeyh Said e, konusunun e, halkımızda bir basit bir e, tarih tartışması e, olmadığını hı hı. E, bilmelidir, görmelidir. E, AK Partilisi de, İYİ Partilisi de, CHP de ne yazık ki kendi e, kaderlerini kendi siyasal çizgilerini e, Türkiye'yi yıkmak isteyen güçlerle e, birleştirmişlerdir. Zaten Şeyh Said'e karşı tavır da bunu net bir şekilde göstermektedir. Hem emperyalizm işbirlikçiliği, hem de cumhuriyet düşmanlığı, aydınlanma e, düşmanlığı, Türkiye'nin e, ekonomisinin de tabii bu anlamda e, zarara, ...sokacak ve Türkiye'nin ekonomisinin önündeki engellerin de... E, ...kaldırılmasına karşı bir hareketti şey Saidis. Yani bunu da görmek lazım. Oradaki o feodal ekonomik yapının e, korunması... E, ...cumhuriyet ekonomisinin e, gelişmesinin önünde de bir engeldi. Nereden bakarsanız bakın... E, ...meseleye aydınlanma açısından bakars bakacak olursanız... Ekonomi açısından bakacak olursanız, Türkiye'nin bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü açısından bakacak olursanız, nereden bakarsanız bakın, Şeyh Said her anlamıyla e, Türkiye'nin e, karşısında yer alan bir figürdür. Bunu bugün de e, destekleyenler ve buna bugün sahip çıkanlar da e, sadece tarihsel bir kişiliğe bakışlarından değil, Türkiye'ye yönelik, Planlarından ve programlarından hareketle bu övgüleri düzmektedirler. E, bu da tabii Türkiye halkı açısından da uyarıcı e, olmalıdır. Bütün bu sistem partilerin hepsi dönüp dolaşmışlardır ve e, Türkiye'nin geleceğine dair aydınlık geleceğine dair bağımsız geleceğine dair e, şey sayite e, buluşmuşlardır. Şimdi e, siz böyle söylemişken. E, AK Partili Abdurrahim Fırat bir sosyal medyadan tweet'te paylaştı. O ekranda o tweet'i alalım. Bazı e, özellikle Şehseyt ayaklanması ve yaşanan gelişmeleri anlatan, eleştirenlere karşı bir tweet paylaştı. Bazı terbiyesiz ve ahlaksız zevatlar Şehseyt hakkındaki hakaretler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız az dedi. E, bunu da eklemek istedim. Bir yorum yapmak ister misiniz? E, yapacak bir yorum yok. Yapacağımız yorum Yorum şu. Şeyh Said'e sahip çıkanlar, Şeyh Said'in yapmak istediğini tekrar yapmaya kalkanlar, Cumhuriyet'in demir yumruğu altında ezileceklerdir. Ee, tarihin çöpüğüne gideceklerdir. PKK'sıyla, e, Amerika'sıyla, ile, İsrail'iyle, hepsiyle birlikte. Bakın Şeyh sayın dediğiniz, işte bugünün İsrail'inin desteklediği kuvvetlerdir. Dolayısıyla kendi kaderlerine şey Sayit ile İsrail ile ABD ile PKK ile birleştirenler Cumhuriyet'in o demir yumrukları altında ezileceklerdir. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.